Rıdvan bizi bekliyor ALB'de. Rıdvan, iyi geceler, hoş geldin. İyi geceler Barış, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Altınla başlayalım istersen. Hala 1180 seviyesinin altında bir altınla karşı karşıyayız. O altının heybetli günleri geride mi kaldı? Ne diyorsun? Evet, zaten uzun vadeli trendine bakıldığında hala aşağı yönlü trendin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama kısa vadeli şu son günlerde yaşanan hareketleri incelediğimizde tabii sürekli bahsediyoruz. Altın son dönemde tamamen dolar endeksiyle korelasyon halinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksinde yaklaşık 3 gündür geçtiğimiz hafta Perşembe Amerika'dan açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla birlikte dolar endeksinde bir ivmelenme ve 93 seviyesinden kritik nokta olan 95'e kadar yükselen bir dolar endeksi gördük ki bu kapsamda altın dün akşam saatlerinde 1168 seviyelerini test ediyordu ki bu noktanın çok önemli bir destek noktası olduğundan bahsetmiştik. Dolar endeksine bakıldığında gün içerisinde son 3 günde yaşanan değerlenmenin bir kar satışının geldiğini gördük ve 95 direncinden bir miktar gerileyen dolar endeksiyle birlikte altın da bunu fırsata çevirdi ve yaklaşık 12 dolarlık bir yukarı yönlü hareketle birlikte 1180 direncine doğru yol aldık ama bu kısa vadeli yönü değiştirdi. Bir yukarı yönlü hareket olmadı ve tekrardan o yukarı yönlü hareketlerin geri verildiğini kısmi de olsa gördük. Şimdi altında büyük ihtimal önümüzdeki birkaç günde bir düzeltme hareketi yaşayacağız. 1180 ve 1168 seviyeleri arasında konsolide olmasını bekliyoruz altının. Özellikle altının yapısına bakıldığında böyle destek ve direnç aralarında konsolide olduktan sonra bir veri akışı veya haber akışı ile birlikte bu noktalardan biri kırıldıktan sonra oyuna doğru sert gittiğini biliyoruz. Yatırımcıların da buna dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle aşağıda 1168 desteğinin kırılması durumunda daha önceki ısrarla test edilen seviyelerden biri olan 1150'lere kadar düşüş yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Ki burada dolar endeksi de önemli. Dolar endeksinin 95 seviyesinin üzerine yükselmesi durumunda altında da satış baskısını devamını bekliyor olacağız. Kura bakalım istersen kısaca. Rıdvan, kurda da 2.90'ın altına geldik. Dolar endeksinde de yine aşağı yönlü bir hareket var bugün itibariyle en azından. Kur konusunda ne dersin? Yarın Merkez Bankası toplantısı da var. Tabii bugün veri ve haber akışı açısından piyasalar oldukça sakin bir gün geçirdi ve gelişmekte olan ülkelerin ülke para birimlerinin dolar karşısındaki performansına baktığımızda karışık bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz ki kur tarafında da gel gitti bir gün yaşadık ama kurda önemli bir teknik hareket olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 29 Eylül'de 3.07 seviyesi test edildikten sonra aşağı yönlü hareketlerin daha da hızlandığını gördük ve bu süreçte aşağı yönlü bir kanal hareketi oluşturduğunu söyleyebiliriz kur tarafının ve tepe noktalarından genellikle satışların geldiğini görüyoruz ki son satışında 2.9060 direncinden geldiğini altını çizmekte fayda var. Burası aşağı yönlü kanalın üst bandı olması niteliği taşıdığı için önemli bir seviye olarak gözüküyor. O yüzden kur tarafında biz yukarıda 2.9060 seviyesini ön plana koyuyoruz. Bu seviyenin üzerinde bir kur görmemiz durumunda kısa vadede 2.93 seviyesine doğru yükseliş hareketleri hız kazanacaktır. Aşağı tarafta ise 2.89 desteği hala önemini koruyor. Evet, yarına bakıldığında Amerika tarafını yine boş geçeceğiz. Önemli bir veri akışı gelmeyecek. Ancak yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz oranı kararı açıklanacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak yayınlanacak metinin içeriği oldukça önemli olacaktır. Bu içeriklerde Türk lirasını koruyucu önlemlerin alınabileceği varsayımları yerleştirilmiş olursa tabii ki de kurda aşağı yönlü hareketler hızlanacaktır ve burada ilk gideceğimiz nokta 2.89 desteği olacaktır. Teşekkürler Rıdvan Baştürk. ALB Forex'e kolay gelsin diyelim. Biz efendim dönelim yeniden stüdyomuza. Özlem Bayraktar Gökşen ikinci bölümü hoş